Merhaba. Türkiye'de maalesef ana konular, temel meseleler 3 gün konuşulup unutuluyor. Unutulmamalı. Deprem kapıyı çalmadan depremi, yangınlar yaşanmadan ormanlarımızı konuşmalıyız. Hep gündemde tutmalıyız. Marmara'da müsilajı unuttuk mesela. Oysa atıklar aynı biçimde Marmara Denizi'ne akmaya devam ediyor. Denizi öldürüyor. Geçen ay Türkiye'nin akciğerleri yandı. Akdeniz ormanları. Unuttuk. Konuşmuyoruz. Şimdi buna biraz bakalım. Yangın çıkarmakla çıkan yangını seyretmek aynı şey. Kanıt olmadığı halde yangını filancalar çıkardı diyorsanız beceriksizliğinizi örtmeye çalışıyorsunuz. Marmara'da müsilaj meselesi gibi tıpkı mutfaktaki yangın için adres gösterilen isimsiz lobiler gibi. Konu iki yönlü. Birincisi yüzlerce noktada çıkarılan yangınları önleyememişsiniz. İki, söndürmekte çaresiz kalmışsınız. Sorumsuzluğu propagandayla örtmeye çalışmakla da suçluluğunuzu kabul ediyorsunuz. Hatırlayın, orman bakanına isyan edeni gözaltına alıp yollarda araçları gelişi güzel durdurup kimlik kontrolü yapanlara geçit veriyorsanız niyetiniz ortadadır şehir eşkıyalığı bir süre sonra açık havada canlı yayınlanan bir televizyon programını basmaya, ardından önüne geleni tartaklamaya, sonrasında daha vahim olaylara yol açar. Omurgasız olanlar da nasıl bu hale düştük diye analizler döşenirler. Çünkü ömrü bir günlük yazılarla iş tutmayı çok iyi öğrenmişlerdir. Nasılsa her sabah Türkiye yeniden kurulur. En son Milli Eğitim Bakanı Yüz yüze eğitim meselesi bir milli güvenlik sorunudur dedi. Şimdi siz her konuya milli güvenlik açısından yaklaşırsanız aksi yönde görüş beyan etmek bir milli güvenlik suçu olur. Öyle de oluyor. İktidarın burada sıralayamayacağım kadar çok karşı propaganda gerekçesi ve unsurları devrede. İtiraz edenlerse devlete çökenleri ürkütmemek için yoğurdu üfleyerek yiyor. Hoş ortada yoğurt da yok. Misal ne yapıyorlar? Sorumluluğu belediyelere yıkıyorlar. Kimse çıkıp da madem sorumluluk bizim, o zaman yetkiyi devredin demiyor. Taksi plakası bile veremeyen bir belediye yangın söndürme uçağı mı alabilecek Allah aşkına? Evet Erdoğan hasta. Evet yönetemiyor. Ve evet öyle bir derdi yok. Neye dokunsa eline, yüzüne bulaştırıyor. Kendine dokunanı da affetmiyor. Peki Erdoğan'ı istemeyenler ne yapıyor? Büyük baş mı dedi, küçük baş mı? Ülkede savcı yok mu? Gazetecileri rahat bırakın vesaire vesaire. Beyaz etmeyi, kırmızı etme bilmem. Ama şunu net görüyorum. Her negatif gelişme etinden bir parça koparıyor.